Bakıyorsun sadece biz kamerayla ufak bir görüntü. Şey fazla mantığa bundan önceki yıllara göre de bakacak olursak bu sene daha da fazla bir ilgi görüyor. Covid-19'un getirdiği sorunlar, insan psikolojisi ve yaşanan travma üzerine insanların büyük bir bölümü artık daha kişisel, daha bireysel ve daha butik tatilleri tercih ediyorlar. O nedenle deniz turizmi de ve yat turizmi de bunların içinde en ön plana çıktı. Ne yazık ki büyük oteller de böyle bir sıkıntı var. İnsanlar çok toplu yerlerde olmak istemiyorlar. Zaten bu ilk pandemi ilan edildiğinde aynı tereddütlerimizi de dile getirmiştik. Bu yıl ve bundan sonra yapılacak tatillerde insanların büyük bir bölümünün bunu tercih edecekleri yönünde. Zaten Almanya'da yapılan bundan 20 gün önce bir araştırmada da büyük bir bölüm 3 profil üzerinde yapılıyor. Bir alt gelir grubuna da, bir orta gelir grubunda, bir de üst gelir grubunda yapılıyor. Orta ve üst gelir grubunda tamamen deniz turizmine, yat turizmine ve butik otellere yönelinceye ortaya çıkıyor. O nedenle evet, özellikle Bodrum koyları açısından ve mavi yolculuğu açısından büyük bir atak yaptı. Zaten geçen seneki rakamlara göre Bodrum'da dolaşan yat sayısı 5000'in üzerindeydi. Bu sene bu zamandan sonra, geçen seneki bu rakam tüm sezonu kapsıyordu. Şimdi çok kısa bir sürede olmakla birlikte aynı rakamı yakalayacağımızı düşünüyorum ben. Artı bir de gördüğünüz gibi Türkbük'ünde de yine mega yatlar da gelmeye başladı. Geçen sene de yine çok büyük ve yurt dışı bayraklı olan 200'ün üzerinde mega yat gelmişti. Ben onun da daha fazla artacağını düşünüyorum. Çünkü yurt dışından uçakla seyahatler 2020'de gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle insanlar daha çok bu yatla bu yaşanan travmayı atlatmak için ve tatil ihtiyaçlarını gidermek için yat ve deniz turizmine daha fazla meyil edeceklerini düşünüyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle tatil tercihleri de değişti. Bu senenin gözdesi sosyal izolasyonun daha kolay sağlandığı yat turizmi oldu.